Videoyu izlemeye başlamadan önce size küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Evet, bu soru hiç de kolay bir soru değil. Adım adım ilerleyince o kadar da kötü olmadığını göreceksiniz ama eğer şu anda çözüme nereden başlayacağınızı bile bilmiyorsanız sakın pes etmeyin. Hadi önce okuyalım. Px 24 x üzeri 24 artı j eşittir 1'den 23'e kadar 24 eksi j çarpı x üzeri 24 eksi j artı x üzeri 24 artı j'nin toplamına eşitmiş. Z1, Z2 ile başlayıp Z, R'ye kadar evet bunlar Px'in ayrık sıfırlarıymışlar yani kökleri. Anlaşıldı z alt indis k'nin karesi a alt indis k artı b alt indis k çarpı i'ye eşitmiş. Buradaki k 1'den r'ye kadar olan değerleri de alabiliyormuş. Burada a alt indis k artı b alt indis k çarpı i'nin buradaki kökleri verdiğini söylemeye çalışıyorlar aslında değil mi? Devam ediyorum. k 1'den r'ye kadar olan değerleri alabiliyor. i de eksi 1'in kareköküne eşit. Peki? A alt indis k ile B alt indis k de gerçek sayılar. B alt indis k'nin mutlak değerinin k eşittir 1'den r'ye kadar toplamı buradaki sayıya eşit. Buradaki m, n ve p tam sayıymış ve p de herhangi bir asal sayının karesine bölünemezmiş. Herhangi bir asal sayının karesine bölünemez. Evet, köklü ifadenin sadeleştirilebildiği kadar sadeleştirildiği anlamına geliyor, böyle değil mi? Ve nihayet bizden m artı n artı p'yi bulmamızı istiyorlar. Buradaki toplam köklerin karelerinin imajiner kısımlarının mutlak değerlerinin toplamı. Mesela b alt indis k k'inci kökün karesinin imajiner kısmı ve burada yapmamız gereken de köklerin karelerinin imajiner kısımlarının mutlak değerlerini alıp bunların toplamlarını bulmak. Soruyu nasıl çözeceğimizi düşünmeye başlamadan bu polinomu biraz daha yakından inceleyelim derim. Zaten bu soruyu tek bir videoda çözebileceğimizi de zannetmiyorum. Peki, px. İlk terim bu arada 24 çarpı x üzeri 24 evet ama bu ilk olarak yazıldığı için ilk terim olmak zorunda da değil. Evet 24 çarpı x üzeri 24 buraya açık bir biçimde yazalım. Yani mesela j 1 olduğunda bu neye eşit olur? 23 çarpı x üzeri 23 artı x üzeri 25. Burası 24 artı j öyle değil mi? j 2 olduğundaysa 22 çarpı x üzeri 22 artı x üzeri 26 elde edeceğiz. Hepsini buraya bir sütun olarak yazacağım. Devam edecek olursak bunun nasıl ilerleyeceğini anladınız değil mi? Baştaki kat sayı ve buradaki kuvvet birer birer azalırken bu kuvvet de birer birer artıyor. Bu şekilde devam edelim ve j eşittir 22'ye geldiğimizi düşünelim. Evet j 22 iken 24 eksi 22 2 eder. 2 çarpı x kare artı x üzeri 22 artı 24 de 46 artı x üzeri 46 doğru oldu mu 22 iken evet burası 46 olur son olarak da j 23'e eşitken 1 çarpı x artı x üzeri 47 elde ederiz öyle değil mi evet polinomumuz bu. Şimdi bunu polinomları görmeye alışık olduğumuz bir biçimde baştan yazalım. Derecesi en büyük terimle başlayıp devam etmekten bahsediyorum elbette. Bir bakalım derecesi en büyük olan terim hangisi? Burada kuvveti 47 olan bir terim var. Parantezin önünde de 1 olduğu için parantezi açarsak buradan x üzeri 47 gelir. x üzeri 47 artı buradaki terim yani 2 x üzeri 46. Terimleri parantezleri açarak yazdığımın farkındasınız değil mi? Mesela bunu açtığımda 2x kare artı 2 çarpı x üzeri 46 elde ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Sonra 22 çarpı x üzeri 26 gelecek. Kat sayının her seferinde 1 arttığını, kuvvetin de her seferinde 1 azaldığını görüyorsunuz değil mi? Artı 23 çarpı x üzeri 25. Sırada bir bakalım, Bunların arasında x üzeri 24'lü bir terim yok ama burada var. Soruyu şu şekilde dizayn ettiklerini düşünüyorum. Evet, e, 24 çarpı x üzeri 24, sonra da buradaki terimlere geçeceğiz. Yani artı 23 çarpı x üzeri 23, 22 çarpı x üzeri 22, devam ediyoruz. Artı 2 çarpı x üzeri 2 ve X. Evet, bize verdikleri polinomu bu şekilde de ifade edebilir ve böylece polinomun neye benzediği konusunda daha iyi bir fikre ulaşabiliriz. Karşımızda x'in 47'ye kadar olan kuvvetleri var. Kat sayılarda önce 24'e kadar artıyor, sonra da azalıyor. Bize bu polinomun kökleri lazım, öyle değil mi? Ve köklerden birini bulmak son derece kolay. Bu terimlerin hepsi x'e bölülebildiğine göre hepsini x parantezine alalım. px eşittir x çarpı x üzeri 46 artı 2 x üzeri 45. Terimlerin hepsini x'e bölerek ilerlemeye devam edelim. 22 x üzeri 25 artı 23 çarpı x üzeri 24. Artı pembeyle yazdığımız terim yani 24 çarpı x üzeri 23, bir de buradakiler var. Artı 23 x üzeri 22, artı 22 x üzeri 21 devam ediyoruz, devam ediyoruz ve 2x artı 1. X eşittir 0'ın köklerden biri olduğunu fark etmiş olmalısınız. Evet, px'i sıfıra 0'a eşit derseniz, x eşittir 0 bir kök olacaktır. Aslında burada imajiner bir kısım olmadığı için çok da fazla bir önemi yok. Demek istediğim köklerden biri 0 ama 0'ın karesini alırsanız da 0 elde edersiniz. Ayrıca 0'ın imajiner bir kısmı da olmadığı için bu mutlak değerin toplama hiçbir katkısı olmayacak. Ama belki de burayı sağ deleştirebilir. Evet, sıfıra eşit olmayan köklerin toplamlarını bulmamız lazım bizim, öyle değil mi? Sıfır olmayan yani parantez içindeki kısmın köklerinin toplamı. Bundan sonraki adımda da eğer hala tam olarak ne yapmamız gerektiğini anlayamadıysanız, bu polinomun nasıl bir polinom olduğunu anlamaya çalışacağız. Evet aslında bu kolaylıkla farkına varabileceğiniz bir şey. Her gün karşınıza çıkmayabilir ama bunun gibi zorlu sorular ya da testlerle karşılaştığınızda bunu aklınızın bir köşesinde tutmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Tam olarak neyden bahsettiğimi anlayabilmeniz için farklı bir Polinomun karesini alacağım. Öncelikle katsayıların hepsinin 1 olduğunu düşünelim. 1 olmak zorunda değiller ama burada neler olup bittiğini anlamamızı kolaylaştıracağından eminim. Katsayılar farklı olunca karşımıza çıkan şey de farklı olacak ama olsun. Şimdi x artı 1'in karesini aldığımızı düşünelim. x kare artı 2x artı 1 elde ederiz öyle değil mi? Evet, bunu daha önce de defalarca görmüştük. Peki, x kare artı 2x artı 1'in karesi nedir? x'in tüm kuvvetlerini alıp bunları toplamaya çalışıyorum, anlaştık mı? Bu konuda pratiğinizin iyi olduğunu, yani eğer bu videoyu seyrediyorsanız bunu nasıl yapacağınızı zaten bildiğinizi düşünüyorum. x kare çarpı x kare yani x üzeri 4 artı x kare çarpı x yani x üzeri 3 artı x kare çarpı 1 yani x kare artı x çarpı x kare yani x üzeri üzeri 3 artı x çarpı x yani x kare artı x çarpı 1 yani x ve son olarak da bunların 1 ile çarpımları yani artı x kare artı x artı 1. Toplarsak x üzeri 4 artı 2x küp artı 3x kare artı 2x ve artı 1 elde ederiz. Benzerliği görmeye başladınız değil mi? Peki, burada ne oldu? x artı 1'in karesini aldığımızda katsayı 2'ye yükselip 1'e geri düştü, öyle değil mi? Henüz net olmayabilir ama katsayıların artıp azaldıklarını görmüş olmalısınız. Peki ya burada katsayılar yine önce arttı, ortadaki terime geldiğimizde en yüksek değerini aldı ve sonra yeniden azalmaya başladı. 1, 2, 3 ve sonra 2 ve 1. Bunun tüm polinomlar için geçerli olduğunu ispatlayabiliriz. Çarpmayı ben burada yapmayacağım ama eğer vaktiniz varsa siz kesinlikle yapmalısınız. x küp artı x kare artı x artı 1'in karesini alırsak, burada gördüğümüze dayanarak isterseniz siz bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Yani umarım bu çarpma işleminin nasıl yapılması gerektiğini biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız da bu konuda videolarımız var, onları izlemenizi öneririm. Buradan en yüksek dereceli terim x üzeri 6 olur. Sonra 2 çarpı x üzeri 5, 3 çarpı x üzeri 4. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Ortadaki terim hangisi olacak? Buradan kaç tane terim elde ederiz? Terimlerin hepsini birbiriyle çarpınca son terim hangisi olur? Ya da şöyle yapayım. Katsayıları yazmadan devam edeyim. Artı boşluk çarpı x üzeri 3 artı boşluk çarpı x kare artı boşluk çarpı x ve artı 1. Kaç tane terim varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bu durumda ortadaki terim bu olur ve en büyük katsayının da bunda olması gerekir. Katsayılar bundan sonra yeniden azalacaklar. 4, 3, değil mi? 2 ve 1. Evet, isterseniz çarpmayı yapabilirsiniz ama burada neler olup bittiğini anladığınızı düşünüyorum. O halde buradaki polinom söz konusu olduğunda katsayılar birden başlayıp 24'e kadar artıyor. Katsayının en yüksek olduğu terim aynı zamanda polinomun derecesini de gösteriyor. Mesela burada da 3. dereceden bir polinomun karesini almıştık. Burada katsayısı en yüksek olan terim x kareli terimdi ve gördüğünüz gibi 2. dereceden bir polinomun karesi aldık. Burada da kat sayısı en yüksek olan terim bu ve polinomda birinci dereceden bir polinom. Demek istediğim, Burada da aynı şey oluyor ve katsayısı en yüksek olan terim x üzeri 23'lü terim. O halde burada size gösterdiğim mantığı kullanarak isterseniz ispat yapabilirsiniz ama bayağı karmaşık bir şey elde edeceğinizi söylemeden edemeyeceğim. Yine de eğer genel mantığı anladıysanız, buradaki polinom yani px, bu arada bunun farkına varmak gerçekten de çok kolay bir şey değil ama px'i x çarpı x üzeri 23 artı x üzeri 22 artı x üzeri 21 ve böyle devam edersek artı x üzeri 3 artı x kare artı x artı 1 olarak yazabiliriz. Tabii karesi. Bunun farkına varabilmeniz için buna benzer bir şeyi daha önce görmüş olmanız gerekir. Ama eğer farkına varırsanız, yani katsayılar önce artıyor, sonra da azalıyor ise, elinizdeki polinom kat sayının en büyük olduğu terimin derecesine sahiptir ve bundan başlayarak x üzeri sıfıra varana kadar x'in tüm kuvvetlerinin toplamından meydana gelir. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Şu ana kadar polinomu birazcık da olsa sadeleştirmeyi başardık ama soruyu çözebilmek için farkına varmamız gereken birkaç küçük ayrıntı daha var diğer videolarda.